açılmışken böyle bir mekan açıldı İzmir'de eğitim için. Evet. Hayallerinize ancak burada kavuşuyorsunuz değil mi? Böyle bir sloganımız var burada. Hayallerin gerçeğe, gerçeğe dönüştüğü kampüs. Kampüs. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle tabii bu işe emek veren, elini taşın altına koyan ben 7 iklim müesseselerinin ortaklarını kutluyorum. Ben önümüzdeki süreçte bu okuldan çok sayıda Atatürkçü öğretmen yetişeceğini umut ediyorum. Cumhuriyeti seven ve Atatürkçü Kemalist öğretmenler yetişmesini umut ediyorum. Arkadaşlarımızın da bu yolda olduğu çok açık, çok büyük bir yatırım yapmışlar. İyi müşteriler diliyorum, biz de destek olacağız. Peki Konak ilçe teşkilatı ile ilgili herhangi büyük bir problem var mı? Bütün biliyorsunuz internet sitelerinde oranın başkanının görevden alabileceği, yani sizin alabileceğiniz söyleniyor, yazıldı çizildi ama tabii ki biz bunu sizin ağzınızdan merak ediyoruz. Yani Konak ilçe ile problem ne? Şu anda arkadaşlar az önce de diğer arkadaşlarıma ifade ettim. Yaklaşık 10 bin küsür mahallede delege seçimi yapıyoruz. Bunun 2/3 tamamlandı. Kayda değer ciddi bir olay yok. Ancak birkaç yerde işte babası rahatsızlandığı için dosyayı almış ama babasını hastaneye götürmek zorunda olduğu için seçimi yapamadığını söyleyen bir iki arkadaşımız var. Konuyu masaya yatırdık, inceliyoruz. İnceledikten sonra hiçbir yerde hiçbir Cumhuriyet Halk Partili üyesi merak etmesin. O gün için orada seçim yapılamamışsa bile bir hafta sonra aynı gün, aynı tarih, aynı saatte ben orada sandığı koyacağım. İddia ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi en şeffaf, en demokratik seçimlerini yapıyor. Hiçbir soru işaretine de mahal bırakmayacağım. Bir de dün Göztepe Karşıyaka derbisi oldu biliyorsunuz. Özellikle Göztepe taraftarından bize çok mail ve telefon geldi. Çok kötü muameleyle karşılaşmışlar polis tarafından. Bu konu size iletildi mi? Bununla ilgili herhangi bir çalışma yapacak mısınız? Şu ana kadar iletilmiş bir konu yok ama iletilirse bunu Emniyet Müdürlüğü ile İlgilenen Meclisi'nde konuşuruz, tartışırız. Tabii bu yıllardır ezeli rekabet biliyorsunuz Karşıyaka ve Göztepe. İzmir'in en güzide iki kulübünden birisi. Gönül bu olaylar olsun istemiyoruz. Kardeşçe, sporun centilmenlik çıtasını yükseltecek genç kardeşlerimize doğru yapılmasını ümit ediyoruz, istiyoruz. Temennim odur ki artık bu Göztepe ve Karşıyaka çekişmesini sadece sahada top oynayan 11 kişi arasında yaşansın, top peşinde olsun. Tribünlere bunlar sıçramasın istiyorum. Üzüntü verici bir durum tabii. Önümüzdeki süreçte bir araya getirip tarafları inşallah başarılı biçimde bir kardeşlik şeyi. Daha bir hafta önce birbirlerine kan verdiler hastalarına. Yani akıl alır gibi değil. Ben 3-5 fanatiğin yaptığı iş diye düşünüyorum işin doğrusu. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.